İzleyenler, Erdek'e bağlı Ocaklar Mahallesi'ndeyiz. Ocaklar Mahallesi'nde artık turizme hazırlanıyor ve turizme girmek üzere ülkemizin önemli turistik beldelerinden biri biliyorsunuz. Yanımda Ocaklar Mahallesi'nin yeni muhtarı Sayın Halil Aycan var. Halil Bey, hayırlı olsun yeni göreviniz. Çok teşekkür ederim. Evet, Sağ 31 olun. Mart'ta göreve geldiniz. Sanıyorum 7 aday seçildi. Ve Ocaklılar sizi göreve değer buldular. Başarılar diliyoruz. Çok sağ Hayır, olun. Ayşen kimdir? Bir tanıtır mısınız kendinizi? Halil Ercan 1961 doğumlu. Ocaklar'da doğma. İlkokulu Ocaklar'da, ortaokulu Erdek'te, liseyi Bandırma'da, lise eğitimi Bandırma'da tamamladıktan aldıktan sonra Manisa Spor Akademisi'ni tercih ederek beden eğitim öğretmenliğini okudum. 9 Eylül Üniversitesi'nden üniversiteyi bitirip ilk öğretmenlik yıllarımızı Malatya'da, oradan Erzincan, gençlik liderliği ve uzmanlığı olduğu için de bütün gençlik kamplarında Türkiye'nin muhtelif yerlerinde görev yaptım. Manisa'sı, Antalya'sı, Çanakkale'si, Hatay'ı, Mersin Silifke'si, Elazığ Hazar'ı, Beyşehir Konya'sı, bu gençlik kamplarında gençlerimize yüzme öğretmenliği, yüzme uzmanlığı ve yüzme eğitimlerini yerine getirdikten sonra en son Gölen, Erdek ve Ocaklar okullarında, lise ve ortaokullarında, muhtelif okulların tamamında görev yaparak 40 yıllık eğitim öğretim hayatımızı bitirdik. 2-3 yıl dinlendikten sonra tekrar devlet görevine muhtarlık olarak başladık diyelim. Doğduğunuz yerde hizmete devam ediyorsunuz. Doğduğumuz yerde hizmete devam diyelim dedik. Allah razı olsun, insanlarımız da bize bu yetkiyi verdiler. Biz de bir 5 yıl onlar için mücadelemize Evet. başladık. Hayırlı. Muhtarlık azaları kimler? Azalarımız, birinci azamız Doğan Aycan. İkinci azamız Kadir Buran. Uğurcan Bilgiç ve Sergen Arıca asil azalarımız. Dört arkadaşımız Evet. bunlarla beraber yolumuza devam Evet, bir ekip çalışması ediyoruz. olacak Çalışmasıyla. diyorsunuz. Ocakların önemli sorunları neler muhtarım? Bizim için makro hedefte gördüğümüz en önemli ama mikro hedefte birinci sırada dahil olması gereken en önemli sorun su ve yol. Yani Su ve yol. evet. Su ve yol önemli sorunlar. En önemli sorunumuz su. Yani hala musluklarımızdan içilecek bir suyumuz yok. İkinci önemli sorunumuz, biliyorsunuz tatil beldesinde yaşıyoruz, tatil mahallesinde yaşıyoruz. Otel bölgelerinin arkası içler acısı bir durumda. Başkanımız da sağ olsun o konuda her türlü desteği vereceğini taahhüt etti. Asfaltlama için 15 Ocak'ta yolların ısınmasını, toprağın kurumasını bekliyoruz. Bir de bu ara yağışı bol almamızdan dolayı da bir takım sorunlar da yaşadık. Onlar da çözdükten sonra çözüldü. Temiz bir şekilde şu anda kanalları açıyoruz zaten dereleri, ana dereleri açıyoruz. Onların da işi bittikten sonra muhtemelen yolların asfaltlanmasıyla beraber su sorunu da Çözüme kavuşacak. iyi bir şekilde çözüme ulaşacağını sözünü aldık. Az önce bir açılıştan geldiniz, bir yerden geldiniz. Neye gittiniz ya? Dere ıslahı. ıslahındayız. Dere Evet. ıslahında çalışıyoruz. Bir tane bizim yukarıdan gelen 3 tane ana deremiz var. Birini açtık, ikinciye başladık bugün. Evet. Diğer tarafta da DSİ'nin muhatap olduğu büyük bir dere var. Oranın da betonlanarak iyi bir ıslah, yani başkanın inen, eski başkanımızın bir gardiyası var ya, oraya inen o dereyi de Evet. betonlayarak ıslah edip onu da düzenli bir temiz hale getireceğimizi başkanımız taahhüt etti. Bununla beraber, kaymakamımızla beraber kontak halinde bütün personel sağ olsun hiç kırmıyorlar, yardımcı oluyorlar. Onlarla beraber hep beraber ele verip bu beldemizi yaza en iyi şekilde hazırlamayı planlıyoruz. O bölgede dere ıslahını çok çok önemsedik. Biz birkaç haber yaptık. 10 kişilik bir aileler oturuyor orada. Hangi dere adını şimdi unuttum ama 14 sokak. 14 numara on, sokak evet, dediğimiz. orası da bir vatandaşlar çok Çok, şikayetçi. evet, en çok sıkıntı oradan geldi zaten ilk etapta.
Evet. O derenin yukarıdan Tratullur Dere dediğimiz bizim ana deremiz o. O derenin tamamını güzel bir şekilde ıslah ederek kontrol edilmesine çok büyük fayda görüyoruz biz de. Üzerinde daha hassasiyetle duruyoruz. Turizm sezonu çok yaklaştı. Nasıl bir sezon bekliyorsunuz? Vallahi biz sezonda hayırlısında bir patlama bekliyoruz bu sene. Yani genel fotoğrafa bakıldığında, ülkenin genel fotoğrafa bakıldığında aşağılardaki fiyatlar çok yüksek. Çok yüksek olduğu gözlemliyoruz. Buradaki fiyatlar orada yarı yarıdan aşağı fiyatlar var. Ve bizim burada da oranın hizmetini aratmayacak kalitede dinlenme tesislerimiz var. Muhtemelen İstanbul ve Bursa ilimiz bu güzel hizmetleri değerlendirir diye düşünüyoruz. Evet. Ocaklarda kaç yatak var toplamda? Tam olarak bir incelemede bulunmadım kapasite olarak ama 5 tane mükemmel otelimiz var. Akvasından tam hizmetine kadar, yani yemek, konaklama ve yemek ücretine kadar her türlü hizmeti tam verebilecek 5 tane güzel. Yalnız var muhtemelen köyün tahmin ediyorum 5-6 bin civarında insana hizmet verecek kapasitesi var. Çok teşekkür ediyorum Sayın Muhtarım. Başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sizlere de kolaylıklar sağ olun, diliyorum. Teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Ocaklar Mahallesi Muhtarı Sayın Halil Aycan bizlerle birlikteydi. Hoşçakalın.